Merhaba, programa hoş geldiniz. Meral Akşener'in açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir yanıt vermiş. Demiş ki, terbiyeni müsaade etmeyin. Tabii bu Meral Akşener'in ne kadar bence siyasi anlamda terbiyesizce bir yanıt verdiğinin açıklamasıdır esasında. Tek cümleyle anlatmış Kemal Kılıçdaroğlu. Burada konuşmak istediğim Meral Akşener'in verdiği cevap, açıklamaları, saçmalıkları bunlar değil. Daha sonra birkaç İYİ Parti'nin de Türkiye'nin demokrat olduğu söylenen televizyon kanallarına çıkıp yaptığı bazen daha sert açıklamalar da değil. Bunları tartışmanın bir anlamı. Başka bir şey tartışmak istiyorum ben. Merkez sağ. Türkiye'de oldum olası tartışılan bir merkez sağ var. Türkiye'de merkez sağ bir parti oldu mu, olabilir mi? Bunun yanında tabii CHP'nin de merkez sol parti olup olmaması önemli. Bunlar olabilir mi? Bunu ben kendim programlarımda hep söylüyorum ki buna müsait bir ülke değil diye. Bunun çok nedenleri var. Bunun iki nedeni var esasında. Bunlardan bir tane, yani ikisi de aynı isimde. Ara sıra yazıyorum da söylüyorum da bunu. İki Mustafa'sız bir ülke istiyorum diye. Buradan kastettiğim Mustafa Kemal'den Mustafa Muhammed. Bütün siyasi denklemlere ikisinin monte edilmesi Türkiye'nin esasında bağımsız bir siyaset, siyasi görüş yapmasını engelliyor. Sosyal demokrat olmaya çalışan bir CHP var. Merkez sağ olmaya çalışan onlarca sağcı parti var. Hangisi iktidara doğru yaklaşsa merkez sağ işte bu diyoruz ama iki Mustafa bunları engelliyor. Neden engelliyor? Şimdi birincisi merkez sağ partilerde ya da merkez sol partilerde din kavramı bu kadar siyasetle iç içe geçmez. Yani Avrupa'da merkez sağın 1700'lerin ortalarına doğru yükseldiğini, başladığını görüyoruz. Orada işte Fransız devriminin çok büyük rol oynadığını söylerler işte. Kilise, aristokratlar ve burjuvazi ile halkın karşılıklı isyanıdır bu. Kapitalizmin yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır esasında. Sonra İngiltere'de bunu örnek alır ve merkez sağ partiler yavaş yavaş oluşmaya başlar. Merkez sağ partiler dinle bu kadar bütünleşmezler. Merkez sağ, şimdi bu konuşmalarımı yaparken esasında iki kişiden de örnek aldım. Mafya Eğilmez ve Tanu Bora'nın yazılarına da baktım oradan da. Daha önce söylediklerimden çelişir miyim acaba diye. Yani doğru bir şey mi söylüyorum diye merkez sağ Türkiye'de neden olamaz derken çok da yanlış bir şey söylemiyormuşum esasında. Yani merkez sağ partilerin radikal parti olma olasılıkları yoktu. Merkez sağ partilerin böyle bir şeyi vardı. Bir de tabii kapitalizmden bütünleşmişti merkez sağ parti. Ben Türkiye'de bir türlü kapitalizmin oluşamayacağını söylüyorum. Yani dış kaynaklı kapitalizm, dış kaynaklı diyorlar ya, ben de Türkiye'de kapitalizmi dış kaynaklı kapitalizm. Başkalarının ürünlerini biz burada çoğaltıyoruz. Böylece kapitalist bir insan sistemi yaratıyor muyuz? Yaratıyoruz da. Ama dünyaya hakim olabilecek kapitalist sistemimiz yok, bizim olmayacak. Yani çok bir insansız hava aracı, o da bizim bulduğumuz değil. Bulunan bir şeyi iyi yapmak ayrı bir şey. Ama bir şeyi bulup dünyaya onu lanse etmek ayrı bir şey. Yani o çok farklı bir şey. Merkez sağda ciddi bir şekilde sosyal devlet olması gerekiyor ayrıca. Tabii sosyal devletin olabilmesi için ülkenin dediğim sistemde bir kapitalist sistemi olabilmesi gerekiyor. Sosyal devleti halkını çok düşündüğü için mi uygulamış kapitalist sistem? Hayır. Kapitalist sistem bunu sosyalizmi önlemek için bir sistem olarak getiriyor esasında.
Yani benim hep söylediğim bir şey var. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da işçi sınıfına sosyalizmi anlatmam o kadar zor ki. Arabasını alabiliyor, evini alabiliyor, tatiline çıkabiliyor. Çocuklarını sosyal devletten her türlü giderini karşılayabiliyor. Sağlık sorunlarını, çocuklarını ve kendisini çözebiliyor. Geliri iyiyse sağlık sorununa para ödüyor mu? O da yüzdeye göre değişiyor. Asgari ücretse atıyorum %50'sini, bazen %70'ine kadar devlet ödüyor. Benim Fransa'da %100'ünü devlet ödüyor mesela. Bu sistemden bir şey oluşuyor. Bunu niye yapıyor? Benim bu sistemin içerisinde memnun kalmamı sağlıyor. Bunu merkez sağ da yapıyor, merkez sol da yapıyor. Çünkü ikisi de kapitalist sisteme bağlı sistemler ve bu şekilde yapıyorlar. Türkiye'de bunun olması mümkün değil. Bu kadar borçlu bir ülkenin sosyal devleti uygulayabilmesi olanak dışı bir şey. O yüzden belediyeler de bir sürü yardım falan yapıyor. Şimdi Meral Akşener'in merkez sağ tartışıldı. Meral Akşener'in Türkiye'de siyaset tartışılırken şöyle bir tartışma var. Bundan en çok zarar gören İyi Parti esasında. İyi Parti ülkücü bir partidir diye İyi Partililer çıkıyorlar. Hemen karşısına şöyle bir şey. Ya aslı var. Neyin aslını tartışıyoruz? Milliyetçiliğin aslını tartışıyoruz. Daha doğrusu tartışıyorlar. Peki benim bir ateist olarak, bir Marksist olarak milliyetçiliğimi nereye koyacaksınız? Milliyetçilikten kastım ülkemi düşünmem. Tamam, enternasyonalistim ama önce ülkemin çıkarlarını düşüneceğim. Ülkemin yapısına göre bir sosyalizmi düşünmeye başlayacağım falan filan. Yine ülkem için. O yüzden kimsenin milliyetçiliği bu şekilde aslı varken başka bir şey var tabii. Burada devreye giriyor tekrar. Ülkücülük ve milliyetçilik tartışılırken merkez sağda bu kadar katılık olmaması gerek. Bu kadar milliyetçi, işte ne bileyim ben, Türkiye'de Kürtleri dışlayan, Ermenileri dışlayan, Yahudileri, Rumları dışlayan, Süryanileri dışlayan, ciddi bir mücadelesi olsa Lazları, Çerkezleri dışlayan. O yüzden iki kere tartıştım Taner Akçam'ın programında apartheid olayını. Adına bugün apartheid denmeye başlanabilir ama işte hep söylediğim gibi isimler çok önemli değil burada. Ama Türkiye bu ırkçılık üzerine kurulmuş bir toplum sonuçta. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Alevileri Alevilikten çıkartmak için İslami bir dinin bir parçası gibi lanse etmek de buna dahil. Hacı Bektaş Veli ile Aleviliği birleştirmeye çalışmak da buna dahil. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Alevilikte hacca gitmek diye bir şey yok. O yüzden Hacı Bektaş Veli'nin Alevilikle bir bağlantısı esasında devletin yapıştırdığı bir şey. Bunu bazı Aleviler kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. Bazıları da o esasında hacı değildir, hacedir diye bir kelime oyunu yapıyorlar. O yüzden merkez sağ olabilme olasılığı bir kere ülkücülük ve bu koyu milliyetçilikle beraber İyi Parti'nin şansı değil. Böyle bir şansı yok. Peki AKP aslı varken şimdi milliyetçilik üzerinden aslı varken diye MHP gösteriliyor. Merkez sağ üzerinden de aslı varken diye AKP gösteriliyor. Peki AKP mi merkez sağ parti mi? Hayır. Her konuşmasının başlangıcında, 5. cümlesinde, 20. cümlesinde, ortasında, son çeyreğinde devamlı Allah diyen bir parti ve parti liderinin merkez sağ olma olasılığı yok. Şaka değil yani. Dinden bu kadar bütünleşerek merkez sağ parti olamıyorsunuz. Merkez sağ partinin daha liberal, daha laik olması gerekiyor. Avrupa'daki merkez sağ partilere baktığımızda laisizmi görüyoruz zaten. Yani kiliselerin, papazların, rahibelerin devletten para almadığı
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumları olmadığını görüyoruz ve devletin sadece önemli tarihi kiliselerin, katedrallerin onarılması konusunda yardım ettiğini, bunu da durup dururken yapmıyor. Yani dinden dolayı yapmıyor. Tarihi bir eseri korumak için yapıyor. Artı turizm için yapıyor. Mesela bu son Fransa'da ölen ve bu kadar çok konuşulan generalin en önemli özelliği Türkiye'de tanınmasının nedeni işte Yaşar Kemal'e Legion d'Honneur ödülünü sanıyorum veren o ya da başka bir ödülü, şimdi adını bilmiyorum. Türkiye'de bu şekilde tanınıyor ama son dönemde Fransa'da tanınma nedeni yanan Notre Dame Katedrali'nin bir an önce yapılması için çabalayan bir general olarak biliniyor. İlginç değil mi? Ve ben öldüğünde öğrendim. Yani onun bu işte ciddi olarak çaba sarf ettiğini ve koşuşturduğunu. Türkiye'de neden merkez sağ olamaz? Çünkü Türkiye'de nasıl söyleyeyim, sözcüğü bulmaktır. Kendini kanıtlayamamış değil de iş ilişkilerinden kastım sadece ticari anlamda değil, devlet içindeki iş ilişkilerinde ciddi bir sisteme oturtamamasının nedenidir bir türlü merkez sağ ve merkez sol olamamak. Buradan kastım ne? Argo deyimiyle ahbap çavuş ilişkilerinin Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bütün işlerde çözüm anahtarı olması. Oysa Avrupa'da ahbap çavuş ilişkisiyle yapamazsınız ilişkilerinizi. Tek tük bir takım yerler vardır, yapabilirsiniz. Yani her yerde insanın yapamayacağı şeyler yok. Bu kesin. Ama büyük bir çoğunluğu baktığınız zaman ahbap çavuş ilişkileriyle beraber yürüyen bir ilişki göremezsiniz Avrupa'da. Ahbap çavuş ilişkisi sistemi engelleyen bir ilişkidir. Sistemin engellendiği yerde de merkez sağ ve merkez sol olamaz. Şimdi dinle ilişkisi yoktur, ırkçılıkla, milliyetçilikle ilişkisi yoktur merkez sağ derken Avrupa bunu yaşamaya başladı. Neden aşırı sağ, bilhassa ırkçı partiler Avrupa'da son dönemde yükselmeye başladı? İşte Almanya'da ikinci parti konumuna geldi neredeyse. Fransa'da Le Pen, babadan kıza devredilen o Le Pen sistemi. Niye merkez sağ %35'lerden %25'lere düştü de onlar yükselmeye başladı? Çünkü hem din üzerinden hem de ırkçılık üzerinden siyaset yaptıkları için bu şekilde oldu. Merkez sağ düşmeye başladı çünkü merkez sağın hiçbir bağlantısı olmayan din ve ırkçılık oraya gelmeye başladı. Tabii merkez sol olmamasının nedeni de sosyal demokrat bir parti olmayı engelleyen ikinci taraftaki Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in kendisi mi engelliyor bunu? Mustafa Kemal'in söyledikleri mi engelliyor dersek bu bir tartışma konusu olabilir. Ama Mustafa Kemal'in o tarihte söyledikleri belki o tarihe göre geçerli olabilecek bazıları, hepsini söylemeyeyim. Bugünün Türkiye'sinde, bugünün teknolojisinde, bugünün çağcılığında, çağdaşlığında demiyorum, çağcılığında yer bulmuyor, bulmaması gerekiyor. Yani merkez sol olarak hem kapitalizmi savunacaksınız, işte dışarıdan şunu getireceğiz, bunu getireceğiz. 300 milyon dolardı, milyar dolardı, şuydu, buydu falan. İşte yeni iş adamları, işte John gelecek, Hans gelecek, şu gelecek, bu gelecek, şöyle imkanlarımız var diyeceksiniz. Ama altı okunuzun o devletçilik sistemi öyle orada duracak. Zaten Atatürk zamanında da o pek durmuyor. Atatürk de işte Türkiye'de burjuvazinin oluşması için elinden geleni yapan bir lider. O yüzden Türkiye'deki merkez sağ tartışması çok bir şey. Şimdi Avrupa'da merkez sağ gericilik olarak alınmıyor. Algılanmıyor.
Almanya'da, İngiltere'de ve Fransa'da bu, hep üçünü örnek veriyorum çünkü en büyük ekonomiye sahip üç ülke olarak görüyorum Avrupa'da. Merkez sağ olan, merkez sol geldiğinde, ikisinden bir tanesi iktidara geldiğinde ekonomik düzenlemede çok fazla bir takım değişiklikler yapılmıyor. İnsan hakları üzerine bir takım tartışmalar yer değiştirmeye başlıyor. Bu Amerika için de geçerli. Demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki şey, kapitalizmin devam ettiği bir sistem. Yani orada bir değişiklik olmuyor. Başka bir şey tabii, merkez sağ yargı bağımsızlığına ve basın özgürlüğüne çok önem veren bir sistem. Yani çok önem veren derken belki biraz abartmış olabilirim. Ama Trump'ın gözaltına alındığı bir Amerika'yı düşündüğünüzde oradaki sistemin nasıl olduğunu biraz daha net anlayabilirsiniz. Fransa'da da Sarkozy ceza aldığında. Evet, o yüzden Meral Akşener'in çabaları ya da bir takım insanların Türkiye'de işte şu ANAP merkez sağdı tartışmaları, Demirel merkez sağdı. Mesela Demirel merkez sağ bir partinin ne bileyim ben Erbakan'la, Necmettin Erbakan'la koalisyon kurmaması gerekiyor. Ya da Alparslan Türkeş'ten koalisyon kurmaması gerekiyor. O dönemde Türkiye'de gerçekten Adalet Partisi ve Demirel merkez sağ olsaydı, CHP de gerçekten merkez sol olsaydı, Bülent Ecevit ya da İsmet İnönü ile beraber, Türkiye uzun yıllar ikisinin koalisyonunda iktidar olurlardı. Bazen birisi birinci parti, bazen birisi birinci parti. Bu hiç önemli değildi. Bu ilk koalisyon belki kurulabilseydi Türkiye'de, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi, ondan sonra Amerika'ya ve Fransa'ya dönüşebilirdi. Nedir bundan kastettiğim? İki dönem merkez sağ, iki dönem merkez sol gibi bir şeye ya da bir dönem o, bir dönemde işte koalisyon falan böyle bir sisteme doğru gidebilirdi. Evet, Türkiye'de henüz merkez sağ ve merkez sol olacak altyapı da yok, üst yapı da yok. Yani o kültüre erişmiş, işte burjuva kültürünü almış, bunu bilen insan, birey yok. Maalesef. Evet, bu seçim sisteminden çok Türkiye'nin tartışması gereken bu diye düşünüyorum. Merkez sağ olmalı mı? Mutlaka olmalı. Merkez sol olmalı mı? Olmalı. Merkez sağ ve merkez sol güçlense esasında bugün Türkiye'de bu kadar ırkçı MHP, bu kadar ırkçı İYİ Parti, bu kadar ırkçı Büyük Birlik Partisi, bu kadar ırkçı Zafer Partisi olmaz diye düşünüyorum. Ya da Saadet, Yeniden Refah, AKP, Hüdapar. Bunlar olmaz, olsalar bile %3'lük, %4'lük bir seviyede kalırlar diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ne merkez sağ ne merkez sol dinle bu kadar bütünleşmiş siyasetin içinde olmazlar. Konuşmalarındaki 10 cümleden 6 tanesi Allah ve din üzerine olmaz. Seçimlere Allah izin verirse gidilmez. Yasaların izin verdiği ölçüde gidilir. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.